7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım'da tekrar seçim yapıyoruz. Bu erken seçim değil, tekrar seçim. Tekrar seçimi yapmamızın bir sebebi var. Nedir tekrar seçim? Koalisyon kararı çıkan 7 Haziran'dan sonra diğer muhalefet partisi liderlerinin koalisyona yanaşmamasından. Bunu sizler de biliyorsunuz. 7 Haziran'dan sonra Sayın Başbakanımızın muhalefet partisinin liderleriyle yaptığı görüşmelerde hayırcı bir çizgi, kalın çizgilerden sonra 1 Kasım seçim kararı alınmıştır. Bizler Karadeniz bölgesinde yaşıyoruz. Bu bölgede yaşayan insanlar muhafazakar ve milliyetçidir. Bizim partimiz milliyetçi, muhafazakar, milliyetçi bir partidir. Biz demokrasiden yanayız. Yalnız ülkemizdeki şu anda geldiğimiz çizgiye bakarsak özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin hayırcı çizgiden ve olmaz çizgisinden ve bizler şu anda 1 Kasım'daki seçimi asıl milliyetçi parti biziz. Bunu söylüyoruz. Neden? Karabük'e üniversite kurmak milliyetçiliktir. İsmet Paşa'dan Karabük'e kadar duble yolu yapmak milliyetçiliktir. Asıl milliyetçi biziz. Karabük'e cildi kısıp tüneli yapmak milliyetçiliktir. Karabük'e 300 yataklı hastane yapmak milliyetçiliktir. Karabük'ten üniversitenin içerisindeki fakülteleri yapmak milliyetçiliktir. Asıl milliyetçi biziz. Lafla milliyetçilik olmuyor. Mersin'den Kıbrıs'a 96 kilometre, 250 kilometre derinlikten su borusu devşirerek Kıbrıs'taki kardeşlerimize su getirmek milliyetçiliktir. Marmara'nın altından delik Marmara Rayı yapmak milliyetçiliktir. Üçüncü köprüyü yapmak milliyetçiliktir. Asıl milliyetçi biziz. Ben her zaman soruyorlar nerelisin dedikleri zaman ben Beşmin Evlerliyim diyorum. Çünkü orta ikiden beri bu bölgede oturuyorum. Şimdi Beşmin Evler'le ilgili bir sürü spekülasyonlar yapılıyor. Nedir bunun en büyük spekülasyon? Önümüzdeki doğum hastanesi. Hemşehrilerim, doğum hastanesinin beton kalitesi 6.8'di. Böyle bir hastanenin 6.8 kalitesi olan bir hastanenin 6 depremle şiddetli bir depremde yıkılacağının bize belgesini verdi. Dediler ki 6 şiddetli bir deprem oldu, burası yıkıldı. Buranın üniversite devriminden sonra hocamız, rektör hocamız buranın yıkılıp yerine meslek yüksek okulu yapılmasına karar verdi. Meslek yüksek okulu, Adalet Meslek Yüksek Okulu. Adalet Meslek Yüksekokulu öğrenci sayısı 2500 öğrencisi var. Bu şu demek. Adalet Meslek Yüksekokulu'nu siz buraya getirirseniz biz buraya yaptıktan sonra Karabük'e eğer hukuk fakültesi kurulursa burası olur. Binası ona göre yapılacak. Milliyetçilik bu. Buraya gelip de ben buraya hükümet olursa doğum hastanesi yapıyoruz demek milliyetçilik mi takdir sizin. Neden? Eğer buraya doğum hastanesinin yapılmasını istiyorlarsa önce iktidara gelecekler. Ama hayırcı bir genel başkanlarıyla iktidara gelme şansları yok. Buraya doğum hastanesinin oraya bu meslek yüksekliğini yapacak olan parti AK Parti. Başkası yapamaz. Kaldı ki bizler buranın sorunlu olarak bilinen hastanemizin 7. ayda Karabük Cuma Pazarı'na yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun il müdürlük binası 7. ayda bitiyor. Bizim pazar yerimizdeki şu anda SGK'nın olduğu yere burası aşağıya taşındığı zaman biz burada
Çalışan sayısı 60 kişi. 60 kişi cuma pazarına gidiyor. Ama bunun yerine Yeşil Mahalle'de Kamu Sağlığı Genel Sekreterliği İl Müdürlüğü binası var. Bu binada da 56 kişi çalışıyor. Bu 56 kişi buraya gelecek. Şu anda SGK İl Müdürlüğü binasının 3. ve 4. katını kiralık olan aşağıdan buraya alacağız. Burası Kamu Sağlığı Genel Sekreterliği binası olacak burası. Altındaki giriş katını röntgen ve tahliller yapılacak. Üstüne de sent polikliniğini yapacağız. Günde 5 doktor, 6 doktor, 7 doktor, 11 tane uzmanın olacağı, sizin muayene olabileceğiniz, akşamları aldığınızda orada işte serumunuzu alabileceğiniz sent polikliniğini de oraya yapacağız. Bu bizim sözümüz yok. Sağ olun gençler. Şimdi burada afet evleri var arkada. Bu afet evlerinin orada bir tane okul yapacağız. Ortaokul. Bu afet evlerindeki bizim muhtarımız bizden bunu talep etti. Biz bundan önceki seçim 7 Haziran'daki seçimlere söz verdik. Buraya afet evlerinin oraya bir okul sözümüz var. Bunu da şu anda projelendirildi. Bunu da buraya yapıyoruz. Bizim 7 Haziran'da size söz verdim. Türkiye'deki her yerde sporcu fabrikası diye iki tane top sahasının olduğu, içinde basket sahası, voleybol sahasının olduğu, yüzme havuzlarının olduğu, sporcu yetiştiren her ilde bir sporcu fabrikası adı altında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir proje var. Bu projeyi de İl Spor Müdürlüğümüz afet evlerinin üstünde Bulak yolunun üzerinde bir arazinin üzerinde çalışma yapıyor. Bu sporcu fabrikanız da buraya yapılacak. Ve Karabük'teki sporcular buradan yapılacak. Bu arkadaşlar. Afet evlerinin okulu da bu arkadaşlar. Beşmilevler'deki şu andaki top sahasının olduğu yeri biz bir projelendirdik. Ama buradaki projelendirmede bazı ufak tefek sıkıntılar var. Ama geldiğimizde biz buranın hemen çimlerini, sentetik çimizini ve şu anda da ışıklandırdık. Ama burası bir kamp merkezi şeklinde bir projelendirme yapıldı. Bununla ilgili de hem kulüp yönetimiyle beraber hem de İl Spor Müdürlüğü bir çalışma yapıyor. Beşmilevler'deki top sahası şundakinden daha iyi ve daha kullanışlı hale gelecek. İnsanların maç seyredebileceği şekilde tribünleri de olacak. Arkadaşlar, kent parkı sözü vermiştik. Özellikle Şahit Eves'teki gençler bizden kent parkı sözü istemişti. Orman İşletmesi Müdürlüğümüz bununla ilgili bir çalışma yaptı. Şahin Tepesi'nden Esentepe'ye doğru, küplere doğru giderken orada sağ tarafta bir ormanlık arazi var. Sağda. Eski tuğla fabrikasından biraz daha bu tarafta. Bu alana da kent parkı yapılacak arkadaşlar. Biz bunu size daha önceden söz vermiştik. Beşmiyalar Şahin Tepesi'ndeki hem İl Sağlık Müdürlüğü açısından aile sağlığını merkezini yapmıştık oraya. Ve oraya da ambulans da koyarak 112 olarak da orası çalışıyor şu anda açık. Arkadaşlar bu buraya yapılacak olan meslek yüksekokulunun. Ama bu veya bir kapasiteli olduğu için yani yıllar sonra burası belki de çok kısa bir süresinde fakülteye de dönecek. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzü biliyorsunuz 5 milyon girişine yaptık. Bu bitmiş vaziyette. Bu Bilim Sanat Merkezi. Karabük Bilim Sanat Merkezi olarak planlanan. Bu da Rehberlik Araştırma Merkezi'nin önünde bir arazi var. Bu da oraya yapılacak. Bu da planlanmış bir vaziyette şu an. Arkadaşlar bu eski sinemanın olduğu yerde sağlık kompleksimiz. Karabük'teki İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü,
Berem Savas, işte sizin bildiğiniz gibi bu kanser araştırma merkezi, toplum sağlığı, tamamen bütün sağlıkla ilgili bütün bilimler burada olacak. Burası da böyle fotoğraftaki gibi devasa bir bina. Bunun da şu anda aşağıda harfiyatları başladı. Firmaya teslim edildi, şantiyeyi kurdu. Şu anda harfiyatı yapılıyordu, çalışması yapılıyordu. Binanın şu anki uzaktan görüntüsü burada. Bir de Şehit Mehmet Dinçer İlkokulu'nun hemen sağında bir arazi var, hemen sağ tarafta, anaokulun altında. Orasında daha önce söz vermiştik, 112 çağrı merkezi. Şu anki projelendirip onaylandırılmış ve artık ihaleye çıkıp inşaatına başlayacak hale geldi. Bu da 5 milyon lira, hayırlı olsun arkadaşlar. Biz milliyetçiliği hizmetle ölçüyoruz. Takdir sizin. Bizler size hizmet etmeye söz verdik ve hizmet etmeye de söz vereceğiz. Ve bu hizmetlerin devamı gelecek. Biz sizlerden 1 Kasım'la ilgili 2-0 olmayı istiyoruz. Ama bunun için bir oy değil, çevrenizdekilerden, herkesten, dostunuz, akrabanız, çocuklarınızdan, gelinlerinizden, torunlarından herkes birer tane oy istiyor. Çünkü koalisyondan sonra ülkenin geldiği ortamı görüyorsunuz. İstikrarsızlığı görüyorsunuz. Koalisyonsuz tek başına iktidarda ülkemizin ne kadar büyüdüğünü de gördünüz. Bizler sizlere söz verdik ve 5000 evlerle ilgili hizmet etmeye de devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar.